Aslı insan keremi bu, derde derman veren bu, garip gibi ilan bu. Abi hayırdır, biz niye toplandık? Derin bir mevzu falan mı var? He. Abi hakikaten bir sorun, bir sıkıntı, bir şey yok değil mi ya? Ay ne sorun olsun canım? Ayrıca niye meyhanede buluşalım ki sorun olsun? Bir sorun olunca meyhaneye gidiyorsun. Sorun yoksa niye meyhaneye gidiyor ki? Gider eğlenirsin. He. Cinayet de yok. He. Yok yok, öyle değil yani. Ne sen? Ne bekliyoruz? Evi bekliyoruz lan. Abim gelsin. Allah Allah, abi de mi geliyor? Ay ne yapıyorsun? Abin gelsin öyle. Ya abin gelsin ya, ben dayanamam böyle şeylere ya. Şunu açalım içelim. Vay! Bekle, ah sen. Gençler! Aha geldi. Afiyet olsun, gelin çocuklar buradalar işte. Oho harika masa ya. Geçin geçin oturun. Abi gel. Sen nerede kaldın ya? Ya geciktik işte biraz. İşlerinde problemler vardı. Herkese bir telaş, anlamadım niye bir telaş var. Neyse o da orada kaldı. Evet geldik işte. Evet ne oluyor? Hadi bakalım neyi kutluyoruz? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nesret anlatsana oğlum. Ya abi bir dur ya, bir sakin ol ya, bir sakin ol. Ben. He. Sen söyle. Sen teklif ettin, sen söyle. Ya tamam işte, ben teklif ettim, sen söyle. Sen söyle Behzat. Behzat anlatsana oğlum, ne oluyor lan? Geldik işte. Biz savcı hanımla, Esra'yla evlenmeye karar verdik. Vay kardeşime bak ya. Harika bir şey bu ya. Ya bu haber beni nasıl mutlu etti. Vay kardeşime bak ya. Yerim lan ben seni. Kardeşime bak ya. Gel oğlum bir kutlayayım seni. Aslanım ben bunu ne zamandır bekliyorum ya. Ben yani aslında ben seni motive ettim bu konuya. Sonunda doğru yola geldi. Şimdi ne oluyor? Savcı benim yengem mi oluyor? Ya şey anlamında, savcıdan yengem mi oluyor yani? Yani savcı, yenge, ben... Ya gel kutlayayım ya. Ya çok iyi bir şey ya. Abi, gerçekten çok iyi. Ben de kutlayacağım hadi ya. Hadi gel ya, ben de kutlayayım. Hadi, hadi. Abi, sen ne duruyorsunuz bu kadar? Abi, ya otur ya. Otur! Otur! Ne yapıyorsun sen abi ya? Ha geç yerine otur ya. Heyecanlan, ver. Heyecanlandık işte. Abi o zaman... İnşallah Allah tamamını erdirir, bu sefer evlenirsin. Ne diyorsun lan sen? Yani bu sefer inşallah iki haftaya falan evlenirsin de abi bir göbek atarız, şöyle rahatlarız ya. Çok sağ ol. Tebrik ederim ablacığım. Ya sen ne diyorsun ya, bu küçükken de böyleydi ya. Ben ne zaman bir şey yapsam tersini yapardım. Mesela ben şimdi boşanıyorum ya, bak bu evleniyor, tersen. Bak boşanıyorum, evleneyim. Sana inat olsun diye mi evleniyoruz? Canım olur mu? Değil tabii ki yani. O şimdi artık küçükken diyorum ben. Küçükken öyleydi. O büyüdü. Artık kişiliği oturdu. Elindekinin kıymetini biliyor. Sizi çok seviyor. Hadi abi hadi. Hadi, hadi bakalım hadi, hadi kutluyoruz bunu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İçeri mi? Tebrik ederim. Sağ olun. Tebrikler. Peki. Rahatına bak, rahatına bak. Uzat ayaklarını, uzat, uzat, uzat. Kimsin sen? Ne izliyorsun? Seni tanıyorum. Şirkette görmüştüm. Korsan mı, orijinal mi? Korsan. Yerli mi, yabancı mı? Yabancı, korku filmi. Kaç harf? Fazla abur cubur yeme. Şişmanlarsın. Korktun mu? Bizden mi korktun? Yoksa filmden mi korktun? Bunun ayrımı çok önemli, onu bilmem lazım. Neden? Çünkü ona göre muamele yapacağım. Sizden. Güzel. İyi. O zaman ekstra bir şey yapmaya gerek kalmadı. Evet. Girelim konuya hemen. Adın ne senin? Müfit. Gerçek adın ne?
Gerçek adım bu. Ne istiyorsunuz benden? Gerçek adını soruyorum. Beni başkasıyla karışıyorsunuz galiba. İhale bedeli hakkında ne öğrendin? Hiçbir şey öğrenemedim. İhale bedeli hakkında ne öğrendin diyorum sana. Dur, dur tamam söyleyeceğim. Dur. Ne öğrendin? Hiçbir şey öğrenemedim. Bana bak lan! Bir daha öğrenemedim dersen vurdururum seni. Vurdururum sonra arkama dönüp bakmam bile. Sen dua et. Birkaç ay önce çıkmadın karşıma. Çıksaydın seni ben vururdum. Şanslısın ama. Şanslı. Bugünlerde yöntemlerimi gözden geçiriyorum. Bir sürü sorumluluk var omuzumda. Eskiden olsa kafamı yastığa koyduğum gibi rahat rahat uyurdum. Şimdi onu öyle mi dedim, onu öyle mi yaptım, onu öyle yapmasaydım, bunu böyle yapmasaydım. At kaçtı, torba düştü, kıl tüyü yün yumak. Her şeyi düşünüyorum. Bu ne be? Hayatım stres oldu. Neyse. Senin kime çalıştığını biliyoruz. Bak. Bak. Kimle konuşuyorsun? Ne anlatıyorsun bu resimde? Hiçbir şey öğrenemediğimi anlatıyordum. Yalanın ya. Bu köstebeği. Sen de dur lan. Her baktığımda adama mı vuracaksın? Dinliyorum Memduh Bey. Neyse. Sen devam et. Konuşturursun sonra bana sonucu söylersin. Amirimi kazanalım derken iyice kaybettik. Niye lan? La oğlum şunun gözlere bak Allah aşkına. Kenafir gözlü yılan gibi bakıyor. Vallahi bu evde ister lan amirimi. Ya oğlum amirim dedinki çocuk değil yani. Hemen kanacak evde. Değil mi? Sen bu fikirler aklından çıkar saçmalama. Sana ne oldu lan? Bilmiyorum ki komiserim. Birdenbire böyle bir hüzünlendim ben. Niye? Üçüncü kadı içiyorum ya ondan mı acaba? Komiserim. Ben gidip Aslı'yı bir konuşsam mı acaba ya? Ya otur oturduğun yerde gene dayak yiyeceksin ya. Ne yapıyorsun abi sen öyle? Çın 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 çın. Oğlum bir dur lan! İçimden geldi, bir konuşma yapacağız herhalde. Ay bırak Behzat, konuşsun adam. İçinden gelmiş. Ha, konuş. Teşekkür ederim savcı hanım. Bundan sonra böyle kardeşim. İstersen bir şey isteyeceksin ama o da bir şey isteyecek. Ama onun dediği olacak. Yok sen illa üste çıkacağım diyorsan o yok işte. Yani burada savcı hanım hepimiz tanıyoruz. Atara atar, gidere gider. Allah'a şükür. Neyse, ne diyordum ben? Hah, evlilik üzerine konuşacağım. Evlilik çok özel bir kurumdur arkadaşlar. Bunu böyle bilesiniz. Her ne kadar bu kurum için, yani içimizde bazı arkadaşlarımız şey davransa da, yani kötü davranmış, başarısız olmuş olsa da, yani misal sen, daha önce ben, savcı hanım sen, ya. Biz bu kurumu batırdık. Batırdık arkadaşlar. Ama sanmayın ki bu böyle kalacak. Yani bu demek değildir ki evlilik kurumu kötü bir kurumdur. Bu iyi bir kurumdur. Geçmişten dersimizi aldık, geleceğe daha umutla bakıyoruz. Yani insan özlüyor ya, istiyor bunu. Evde bir kap çorba. Yani başın sıkıştığı zaman başını koyacak bir diz. Sıcak bir eş. Misal kombi 2'de yansın. Karın yanında olsun. Yani sarıl. Hiç üşümezsin. Evlilik böyle bir şey. İki kadeh bir şey içersin. Televizyon seyredersin. Kakara kikiri yaparsın. Yalnızlık kötü bir şey arkadaşlar. Yalnızlık dışarı, evlilik içeri. Nasıl? Kutluyorum sizi. Güzel konuştum değil mi? Kutluyorum be. Teşekkür ederiz Şevket Bey. Bravo. 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 Ben de kalalım akşam. Şule. E ne olacak Şule'den ya? Önce de vardı, sonra da var. Kim hiç kalmadım ki ben sende. Olur. Sonunda yeter. Ya siz baş başa kalın. Yok olmaz öyle. Biz zaten Şule ile konuştuk. Şule bu akşam bana gelecek. Ha. Evet. Tosun Paşa. Efendim. Sen kızları eve bırak lan. Tabii abi. Ha. Abla tarih belli mi?
tarih yok. Net değil, konuşuruz. O zaman ben bu kızları bıraktıktan sonra size gelirim ha. Gel. Sen ne yapacaksın da nereye gideceksin? Yok ben gelmeyeyim ya, üstümü değiştirmem lazım. Komedi filmi yok mu lan sende? Konuşacaksın mı? Şirkete geleli 6 ay olmuştu. Bir şey bilmiyorum ben. Kürşat Bey'le çalışıyordum. Ona sorun. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Reşat'la görüştüğünde ne konuştun? Fiyatı öğrenemedim dedim ya. Bilsem niye söylemeyeyim ki? Profesyonelim ben. Para verene çalışırım. Bir şey bilsem anlatırım. Konuşacaksan konuş. Üçten geriye kadar sayacağım, konuşacaksın. Üç. İki. Bir. Eda bana karşı bir şeyler hissediyorlar. Nereden anladın? Kendi söyledi oğlum. Emin misin oğlum? Sen gene kendi kendine gelin güvey olmayasın. Lan ne gelin güvey oğlum? Bayağı çağırdı yanına beni. Haruncum dedi, durum böyleyken böyle dedi. Senden hoşlanıyorum, haberin olsun dedi. He. He. Sen ne dedin? Ben dedim ki kızım bir daha seninle işim olmaz dedim. Artık senin yoluna ben yoluna dedim. Yani tam böyle demedim de bu minvalde bir şey söyledim buna yakın. Sen? He. Mal mısın oğlum sen? La oğlum ne mal mısın la? He? Larissa'yı ne yapayım Larissa'yı? Daha Larissa'nın acısı içimde benim. Oğlum sen sanki Larissa'yı seviyor muydun? Bizi kandırıyor sanki ya. Kız şimdi içeri girdi, cinayet işledi. Onun vicdanını yapayım. Sen biz seni tanımıyoruz mu la? La oğlum tamam da kız benim yüzümden içeri girdi. Neyin senin yüzünden la? Oğlum o kız bir gün bir yerde birinin elinde patlayacaktı tamam mı? O da sana rast geldi. Neyin tribini yaşıyorsun la sen? He. Oğlum harbize tamam biz de kıza üzülüyoruz yani. Üzülmüyor değiliz de. Artık bir bırak yani anladın? Eda konusuna dönersek iyi yaptım ben. Değil mi? Eda diyorsun yani. Bizim Eda geldi sana açıldı he. La oğlum var mısın la sen? Geldi açıldı işte a**a koyayım. Ne ben açılmayacak bir miyim? Geldi söyledi böyle çata çata hepsini söyledi. İyi tamam dedim ben de. La oğlum Eda diyoruz la Eda. Bildiğin beton blok diyoruz yani. Ya beton beton açıldı. Ya size soranı a**ayım ya Allah Allah. Ben iyi yaptığımı düşünüyorum. Evet iyi yaptım ayrıca da. Sen de öyle mal mal daha silah temizledin. Sağa atıyor sola gidiyor. Neyin temizliyorsan onu. O ne la? Sen niye canlandın öyle? Yok bir şey kardeş ya. Öyle bir şey. Ne dedi peki sonra? Sinirlendi. Sonra da konuşmak istemedi. Harun. Evet Harun. Niye şaşırdın ki? Ne bileyim. Harun sana sinirlenebileceğini pek düşünmedim de. Bayağı sinirlendi. İşte sen bana şöyle yaptın, böyle yaptın. Ben sana nasıl inanayım dedi bana. Sıkma canını ya. İki gün sonra pişman olur zaten. De, sen Harun'la niye birlikte olmak istiyorsun? Ben kendimi galiba birazcık fazla abarttım Şule. İşte hep düşündüm. Yakışıklı olsun, zeki olsun. Niye? Nasıl niye? Sen öyle şeyler düşünmez misin? Benim o konularla pek alakam yok da. Savaş bence düzgün bir çocuk. Onunla yakışabilirsiniz. Bana yamuk biri lazım zaten. Biraz aseksüel bir bünye olduğum için ilgimi çekmiyor yani. Harun diyorduk. İşte Harun. Bilmiyorum ya ne yapacağım. Ya biliyorsun ben Harun'dan ilk başta nefret ediyordum. Hiç hoşlanmıyordum. Hareketleri falan böyle çok kaba geliyordu. Sonra bir anda ne olduysa oldu bilmiyorum yani. Zaten ben nişanlanmıştım biliyorsun değil mi? Ondan sonra dedim ki kendime bir daha böyle şeyler yapmayacağım. Sonra da zeki ve yakışıklı olması şart değil diye düşünüyorum herhalde. Yoo. Harun da yakışıklı. Üstelik zeki biri de. Hem o beni üzmez, ben de onu üzmem. Sen bayağı ciddisin ya. Bilmiyorum. Üzülme ya.
Harun kafasına dank edince kendisi gelir zaten. Nasıl? Kafasını toplayınca diyorum. Kendisi gelir. İlk defa burada kalacağım. Sen niye buraya gelmek istedin? Ne bileyim ben işte, öyle geldik ya. Evlenince nerede yaşayacağız? Burada. Burada? Evet. Burada nasıl yaşayacağız Behzat? Burası küçük. Ya millet samanlıkta yaşamayı kabul ediyor be. Sen burayı bile beğenmiyorsun. Beğenmiyorum dedim, ağzımdan öyle bir şey çıktı mı? Güzel ev burası ama göz var, nizam var. Nereye sığacağız Behzat? Bence benim evde yaşayalım. Bak şöyle yapalım. Hı. Sen senin evde yaşa, ben benim evde yaşayayım. Akşamları da tarafsız bir bölgede buluşuruz. Yok ya. Ya. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ya. Şule nerede yaşayacak? Biz de yaşayacak. Ha. Ben de zaten Savaş'ı yanımıza alırız diye düşünüyordum. Güzel, ailecek hep birlikte yaşarız küçük evde. Samanlıkta. Sen mi geçiyorsun benimle? Abi şimdi o dönem kurumda çalışan birkaç kişiyle bağlantıya geçtim ben. Çiçek işte kurumdan ayrıldıktan sonra bir daha haber maber alınamamış. Şimdi bakıştırıyoruz falan, ölüm haberi falan da yok. Yani bence de yaşıyor zaten bu. Eğer yaşıyorsa da ben onu eninde sonunda bulurum yani. Ne oğlum, şu kızı bul da bul, bul. Biz bu kızı bulamadığımız sürece bu iş ilerlemeyecek ha. Tamam, merak etme sen. Birkaç kişiyle daha bağlantıya geçip hallederim ben bu işi. Ver. Abi cinayet var. Müfit Sadıç abi. Aga önce bacağı sıkmış. Hırpaladıktan sonra en son göğüse bir tane patlatmış. Derdi ne bilmiyorum da bir şeylerin peşindeymiş. Düğün olmamış değil mi lan? Susturucu kullanmış olabilir abi. Ha o zaman profesyonel. He. Kadının durumu nasıl lan? Biraz daha iyi gibi amirim. İsterseniz konuşabileceğini söyledi. Ben de şuna konuşayım lan. Durum nedir? Valla çocuklar başında, dikkat et, kan var orada ya. Hı, tamam. Ben de şu kadınla bir konuşayım. Tamam. Konuşabilecek. Sakinleştirici verdim amirim, daha iyi. Eyvallah. Başın sağ olsun. Sağ olun. Benim parmak izimi niye aldınız? Ha, onu karşılaştırma yapmak için aldık hanımefendi, merak etmeyin. Siz beraber mi yaşıyorsunuz? Evet. Eşiniz miydi? Yok, sevgilimdi. Oo, dinamiti çakmışlar. Pardon? Yok bir şey. Siz geç mi geldiniz eve? İş için şehir dışındaydım. Sabah geldim. Müfit ne iş yapıyor? Bir şirkette çalışıyordu. Personelde. Personelde. Şüphelendiği biri var mıydı ya da kavgalı olduğu biri? Yok, yoktu. Şirketin adı ne? Sahra Holding. Ben bu Müfit'in çalıştığı şirkete gideceğim. Var mı bir şey? Yok, görüşürüz. Efendim abi. Ne yaptınız? Abi çalışıyorum. Biraz sonra arayayım mı seni? Dur lan, artistlik yapma. Müfit'i benim adam vurdu. Bir şey bulursan savsakla. Tamam abi, elimden geleni yaparım. Niye vuruyorsun oğlum sen adamı? He? Ben seni adamın başına, adamı vurasın diye mi bıraktım? Bak seni temizliyoruz. Başkanım. Lan başkanını! Gerizekalı! Ben sana adamı konuştur dedim. Vur mu dedim? Niye vuruyorsun adamı? Konuş dedim, konuşmadı. Üçten geriye kadar saydım, yine konuşmadı. Gurur yaptım, vurdum. Ulan üçten geriye kadar sayıp da adam vuranı gördün mü şimdiye kadar? Madem vurmayacağız, niye sayıyoruz abi?
gerizekalı gerçekten. Salavat getir lan. Salavat getir. Üç. Kurbanlı olayım dur. İki. Abi dur. Bir. Başkan. İşte böyle yapacaksın. Malı. Anladım başkanım. Anladın mı? Yeminle anladım. Alın götürün şunu karşımdan. Yıkıl. Gerizekalılarla uğraşırız efendim. Ne zaman? Tamam. Geliyoruz, şimdi geliyoruz. Yürüyün. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Biz bu Müfit'le ilgili konuşmaya geldik seninle. Bir şey mi oldu? Bugün gelmedi dediler. Evinde vurulmuş. Ne? Vurulmuş mu? Nasıl ya? Kim yapar ki böyle bir şeyi? İşte biz de onu sormaya geldik de sana. Bakın, önemli bir toplantıya gireceğim. Daha sonra ben sizinle görüşmeye gelsem. Niye? Burada konuşmak istemiyorum. İki saat sonra biter işim. Sonra istediğiniz yere gelebilirim. Kürşat Bey, sizi bekliyoruz. Hemen geliyorum Şakir Bey. Bakın gerçekten önemli olmasa böyle bir ricada bulunmazdım. İki saat sonra bitecek toplantım. Hı. Bak şu karşıdaki kafeyi görüyor musun? Ha evet. İki saat sonra biz orada olacağız. Tamam merak etmeyin amirim. İki saat sonra orada olacağım. Bu Müfit. Hangi birimdeydi lan? Kalite biriminde. He. İzninizle. Şu bilgi işlemi haber ver de şu herifin bilgisayarına iyice bir baksınlar da. Aslında iyi bir ajandı Reşat Bey. Çok bilgi toplayabilirdi bizim için. Kardeşim, iyiydi de niye de şifre oldu? Umarım bizim adamımız oldu anlaşılmaz. Sanmıyorum. Herkes adını Müfit diye biliyorum. Hem parayı elden verdik, takip edecekleri bir şey yok. Rahat olun. Şimdi ne yapıyoruz? Bir süre beklemede kalalım. Şu anda yapacak bir şey yok. Ben bir patronla konuşurum. Artık teklifi kendisi verecek. İhale günü yakın. Merhaba Reşat Bey. Girebilir miyim? Sen biraz dışarıda bekle. Nasılsınız? İyiyim Bahri Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Yok yok. Bir sıkıntı yok iş yerinde. Her şey normal de. Ben bir iki küçük şey aktaracaktım size. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Emredersiniz. Buyurun. Neden çağırdınız beni? Niye öldürdünüz adamı? Aramıza muhbir amaçlı girdi dediniz. Başkan, biz sana adamı vur mu dedik? Karşı tarafa ne demiş onu öğren dedik. Ben de onu öğrenmek istiyordum zaten. Ne öğrendin? Hem bir şey öğrenemedin, hem gittin adamı vurdun. Burada işler böyle dönmüyor. Eskiden öyle dönüyordu. Artık yöntemler değişti. Biz abiyi çok arayacağız galiba. Estağfurullah, öyle düşünmenizi istemem. Bak başkan, ihale sürecini zora soktun. Bu işi beceremeyeceksen söyle. Bir hata olmuş, bir daha olmaz. Olmasın. Hatta bir an evvel bitir bu işi. Bize de bir şey bulaştırma. Merak etmeyin, tamam. Ben bir an önce hallederim bunu. Müsaadenizle. Suna! Ne arıyorsun sen burada? Seni görmeye geldim. Gel, evde konuşalım. Bırak beni. Burada konuşacağız. Arabaya bin o zaman. Hayır! Ne istiyorsun? Nereden buldun evi? Buldum işte. Para ver. Yine para. Yok para. Yine uyuşturucu mu alacaksın? Para vermezsen babamı senin öldürdüğünü söylerim. Saçmalama, ne babası ne öldürmesi. Onun için anlatırdın her şeyi. Senden başkası yapmış olamaz. Gel evde konuşacağız. Bırak beni. Bağırma. Para vermezsen bağırırım. Hem niye öldürüyorsun babamı? Ben onunla barışacaktım.
Bağırma bak. Sokağın ortasındasın. Bağırma. Diğerleriyle beraber babamı da Sabiha'yı da sen öldürdün değil mi? Saçmalama. Çiçek. Ben kimseyi öldürmedim. Şu haline bak. Gel, bırak beni, dokunma bana. İyiyim ben. Para ver yoksa gitmem. Tamam. Gel. Gel ben seni hastaneye götüreyim. Gel. Nasıl ya? Hayalet, ben bu Müfit hakkında hiçbir şey bulamıyorum. Öyle biri yok. Evet. Kimliği sahte olmasın? Olabilir. Ben de baktım, hiçbir şey çıkmadı çünkü. Tamam, ben bakarım ona ya. Kalk lan. Nereye lan? La zaten bu Çiçek'le ilgili bir adamla görüşecektik. Oradan da gider Müfit'e bakarım ben. Çiçek? Ha şu. Eda, ben bir şey bulursam ararım seni, tamam? Tamam Hayalet, kolay gelsin. La oğlum, geliyor mu gelmiyor mu la? La ben gelmiyorum oğlum, sen git ya. Tamam, ne b**kıyorsan bunu ya ya. Eda. Amirim, biz bu Müfit hakkında hiçbir şey bulamıyoruz. Öyle birisi yok. İsim sahte galiba. Hayalet şimdi bakmak için çıktı. Ha, iyi baksın. Şu Cevdet'e de söyle, Selim dangalağına gitsin bir. Belki parmak izinden bir şeyler çıkmış olabilir ha. Emredersiniz. Cevdet, Selim'e bir gidip bakacak mısın? Parmak izinden bir şey çıkmış mı diye. Eda mıydı abi o? Ne halindesin lan sen? Abi vallahi ben bu kızı unutamıyorum ya. La oğlum, biz kimleri unutmadık ki? O kızdan sana hayır gelmez. İçeriden çıktıktan sonra zaten sınır dışı edilecek. He. Doğru söylüyorsun, o kızdan bana hayır gelmez abi. Gel bakalım Emdo Başkan, gel. Selamünaleyküm abi. Kusura bakma abi, son zamanlarda çok kullanıyorum da bu kelimeyi ağzıma yapıştı. Bir sıkıntı yok inşallah. Başkan, bir de soruyorsun. Durup dururken adamı sen niye vuruyorsun? Ha. Vallahi o şey... O bir yanlış anlama oldu abi. Küçük bir yanlış anlama işte. Bu bizim içimize şey yapılmış... sokulmuş bir adam. Biz bununla konuşmaya gittik. Ben dışarı çıktım. Benim adam buna demiş ki, şimdi üçten geriye doğru sayıyorum. Kime ne anlattıysan bana söyle demiş. Üçten geriye saymış. Adam da bir şey demeyince bizim oğlan da gurur yapmış, vurmuş. Bu işler böyle yürümez başkan. Sürekli adam öldüremezsin. Benim tarzım bu abi. Ben soruyu sorarım, cevabını beklerim. Cevap geldi, geldi. He. Gelmedi. O devirler geçti başkan. Şimdi sorunun cevabı gelmiyorsa sorun yanlış olabilir. Başka soru sorman gerekebilir. Beni harcamayın dedin. Bana şans verin dedin. Verdiğimiz şansı böyle mi kullanacaksın? Tamam da abi, bana ne carlıyorsun yani? Ben vurmadım ki. Sen vurmadın da vursun diye adamını bıraktın. Ne bileyim ben salağın adam vuracağını. Tamam, neyse ne. Bak, abinin yerini doldurman gerekiyor. Bulunduğun yer resmi bir makam değil. Abi bunu bilerek hareket ederdi. Senin de öyle yapman lazım. Böyle sürekli sık sık gelip gidemezsin. İlişkide bulunduğumuz anlaşılırsa benim başım yanar. Sana hiçbir şey olmaz. Tamam abi, tamam. Ben nerede nasıl davranacağımı çok iyi biliyorum. Selamünaleyküm. Eyvallah. Dur lan. Sen niye şirkette konuşmadın lan bizde? Bakın, ben şirkette üst düzey bir yöneticiyim. Öldürülen birisiyle adım anılsın istemedim. Ayrıca söyledim ya, önemli bir toplantım vardı. Peki bu üst düzey yönetici nasıl oluyor? Nedir yani? Ya sen de bilmiyorsun. Biliyorum da. Biliyorsun da anlatamıyorsun işte. Devam et. Müfit'le uzun zamandır görüşüyorduk. Ne iş yapıyor bu Müfit? Bizim şirkette kalite biriminin başındaydı. Ailecek görüşüyorduk. Naif, mülayim, temiz bir arkadaştı. Fakat
Son zamanlarda garip şeyler yapmaya başladı. Nasıl garip şeylerle? Bakın, bizim şirket yakında 60 milyon dolarlık bir ihaleye girecek. Büyük bir ihale. Müfit sürekli ihaleyle ilgili bir şeyler sormaya başlamıştı. Sonradan öğrendim. Herkese soruyormuş meğer. Oysa ben bile ilgilenmem böyle şeylerle. Yani alanı olmayan yerlerde dolaşmaya başladı Müfit. Bu yüzden öldürülmüş olabilir diyorsun. Kimsenin günahını almak istemiyorum. Ama insanlar rahatsız olmaya başlamıştı bu durumda. Bu Müfit şirkette kimlerle konuşurdu lan? Bir adam vardı. Adını bilmiyorum. Bizim şirkette çalışıyor. Son günlerde çok geliyordu bizim bölüme. Yani şirkette çalıştığı için aklıma bir şey gelmedi. Genelde Müfit'in etrafında oluyordu. Kimmiş o? Epey çalışan var şirkette. Ama araştırırım. Bir şey bulursam mutlaka haber veririm size. Evet. Hadi. Buyurun başkan. Var mı bir gelişme? Ha şimdi maktörün gerçek kimliğine ulaştık. Onu cinayet bürosuna götüreceğim. Geciktir. Nasıl? Geciktir lan. Zamana ihtiyacım var. Tamam başkan. Ne haber kardeş? İyi, senden ne haber? İyidir. Olay yeri raporuyla ilgili bir gelişme var mı? Maktörün parmak izinden kimlik bilgine ulaşmamız lazım da. Valla çıkmadı henüz ya. Elinde işte kardeş. Abi kusura bakma, çok dalmışım. Kafam çok yoğun ya. Çocuk mu kandırıyorsun Selim? Cevdet yanlış anladın. Kafam karışık, şey mi çıkardın ya? Sırf cinayet bürodan birkaç kişiye gıcıksın diye olay yeri raporunu mu geciktireceksin? Senin bu yaptığın ayıp derler. Ayıp. Cevdet! Var mı kızım bir şey? Amirim, Müfit'in ismi sahte olduğu için kayıtlarda öyle bir şey bulamıyorum. Öyle biri yok. Nasıl yok ya? Hayat nerede? Çiçek'le ilgili biriyle konuşacaktı abi ya. Oradan da Müfit'e bakacak. Neredesin lan? Ya bu Çiçek'le ilgili biriyle konuşmaya çıktım abi ya. Müfit ne oldu? Ya bakacağım abi. Ne oğlum, herif hakkında bir bilmiyoruz da. Çabuk. Tamam abi, eyvallah. Amirim, Müfit'in gerçek ismi parmak izinden belli oldu. Hurşut Dalkılıç. Hurşut. Hemen bakıyorum. Eda sen bir de Hurşit'e bak. O Hurşit değildir. Muhtemelen Selim Ali yanlış almıştır. Hurşit doğrusudur. Hurşit'e bak. Doğru dedin lan. Hurşit'tir o ya. Hurşit'tir. Yok la Hurşut la Hurşut. Ya bizim Gençler Birliği futbolcusu var ya Hurşut, gel kafalı ay. He. Lan bir tek onun ismini zannediyordum ben ha Hurşut diye. Varmış. Baksana. He. Allah Allah. Adamın adı Hurşut, lakabı Müfit, ne alaka? Ha Hurşut'a daha yakışır bir isim. Amirim buldum. İTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu. Askerlikten sonra hiçbir işte çalışmamış resmi olarak. Ha, o zaman hep sahte kimlikte dolaşmış abi. Var mı başka bir şey? Resmi evrakta sahtecilikten sabıkası var. Bir de oturduğu ev Tekin Amir'in babasının üstüne kayıtlı gözüküyor. Kaç yıldır oradaymış? 2 senedir. Ne ilgisi var şimdi? Ne alaka? Ne alaka var ya?
ya? Tekin. Tekin. Ne olmuş Tekin'e? Tekin bizden habersiz bir işlere bulaşmış Tahsin. Olur mu lan öyle şey? Yapmaz Tekin öyle şey. Ya Tahsin ben düşünüyorum düşünüyorum işin içinden çıkamıyorum lan. Bu Memduh'un istediği belgeler. Bunların hepsi Tekin'in babasının iş yerinden çıktı. Sonra bugün ne ediyor belirsiz bir adam geliyor Tekin'lerin kiracısı çıkıyor. Kim? İşte bu Müfit. Yani aslında doğrusu Hurşut. Ha. Gerçekten rastgele kiraya vermiştir. Belki de öylesine vermiştir yani. Vallahi ben bilmiyorum Tahsin ya. Ben bilmiyorum. Bizim Tekin yapmaz böyle şey ya. Ya nasıl yapmaz ya Tahsin? O zaman bu herif Murat Işık'ı niye yalnız başına almaya gitti? Niye sana haber vermedi lan? Onda sonra o... Neden sustun? Devam etsene. Yok lan bir şey yok yok. İster misin lan bu işin ucu da o heriflere çıksın? Şu şeydi... Memduh Başkan mı ne? O mu? He. Yok canım. Alırım öyle. Ya ben bir Ayten yengeyi arayayım ya. Belki biliyordur. Tekin'i sen mi öldürdün ben? Tekin'i? Hayır, ben öldürmedim. Tekin benim kardeşim gibiydi lan. Sen onun kızını kaçırdın şerefsiz. Evet, kaçırdım. Da ne yaptım? Kıza bir şey mi yaptım? Aç telefonu sor. Şikayetçiler miymiş? Çocuklara dokunmam ben. Tapıma mani. Ulan sen tapın! Tekin öldürülürken Kamil de oradaydı. Al kendin bak. Tekin kardeşimmiş. Kardeş ayağı, ayağı. Murat. Sen miydin? Niye aradın beni? Kötü şeyler oluyor diye duydum. Öyle. Sevda'nın evinden kaset çıkmış. Her şeyi anlatmış. Senin adın da geçiyor. Nasıl geçiyor? Öyle işte. Senin yakalanmaman lazım. Tekin abiye çalışıyordu. Murat mahkemede konuşmasın diye onu öldürmeye gitmişti. Öldürmeseydi Tekin'den bahsedecekti. Yenge selam. Kolay gelsin, iyi günler. Biz oturuyorduk şimdi. Behzat'la dedik ki bir Ayten yengeye uğrayalım. Evde misin, uygun musun? Behzat'la ben. Yenge ben... Anladım, bir şey soracağım. Sizin bir kiracınız varmış. Müfit mi, Hurşut? Yenge... Oğlum Ayten yenge İzmir'e yerleşmiş. Ben Hurşit'i de, Müfit'i de, Hurşut'u da bilmem diyor. Bir daha da beni aramayın dedi lan. Aç çık. Çık lan. Aç çık. Çık 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 çık. Hadi kızım çık çık. Abi iyi misin? Çık lan! Açıklaması vardır la belki. Herkesin bir açıklaması var. Bazılarının olmaz. Bazen bir yerde tıkanır kalırlar onlar. Bazıları iyi laf yapmıyordur la. Yoksa herkes her şey hakkında bir savunma yapabilir yani. Yani ifade etmek başka bir şey. Kimisi yeteneksiz olabiliyor yani. İhanet eden biri kendini nasıl savunur? Tekin'den bahsediyorsan eğer onun kızı vardı. Kızı olan herkes ihanet etme hakkına sahiptir.
Bizim de vardı. Biz etmedik ama. Kızımızın başına silah dayamadılar. Biz ondan etmemişizdir. Diyelim ki kızımızın başına silah dayadılar. Etmez miydik yine? Ben mesleğime, dostlarıma ihanet etmezdim. Kızımı senin yüzünden vurmalarına göz yummam mı istiyorsun? Ben senden bir şey istemiyorum lan. Ben ihanet etmiyorum sadece. Ben ederdim ha. Ben ihanet ederdim yani. Onda mesleğini mi düşüneceksin lan? Mesleğine koyayım ben. Diyelim ki sattın herkesi. Kızını kurtardın. Bu senin de kızın lan. Tamam lan. Tamam. Diyelim ki sattım. Kızımızı kurtardım. Nasıl bakacaktım lan insanların yüzüne? Bir de şöyle düşün. Kimse ihanet ettiğini bilmez. Tekin'in ihanetini ben öğrendim. Benimkini de birileri öğrenebilir yani. Dikkatli olursan kimse öğrenmez. Kimse ihanet ettiğini bilmiyorsa ihanet etmiş sayılmaz. Bana yaptığın bir hatayı söyle lan. Gönül'ü terk ettim. Ha. Şu pavyoncu karı. Ben onu terk etmeyecektim. Ama Esra'ya tavır yaptığını gördüm. Onu kıskandı yani. Beni sorgusuz sualsiz yatağa sokan tek kadındı o. Onun bakışlarında böyle bir sahiplenme fark ettim. Beklentiye giren bir kadını tatmin etmek imkansızdır. Ha. Pavyon kadını da olsa, savcı da olsa aynı. Sen ***'cez karı kız muhabbetini ya. Sen benim soruma cevap versene. Soru neydi lan? İhanet, ihanet. Yani Berna'nın kafasına silah dayadık, ne yapardın? Berna yok artık. Berna yok artık. Şule'nin kafasına dayasınlar o silahı. Şule'yi öldürecekler diyelim. Tetiği çekin derdim ben. Diyemezdim. İşte Tekin de kızı için diyemedi. Sen ölüm korkusunu gerçekten yaşamadın ha. Kaç defa vuruldum. Kafama silah da dayandı. Ben ölüm korkusunun ne demek olduğunu iyi biliyorum yani. Biz o ölüm korkusunu kendimiz için değil, yakınlarımız için hissederiz. Tekin'in paraya da mevki için değil de kızı için ihanet ettiğini nereden biliyoruz lan? Tekin başka bir şey için ihanet eder miydi sana? Etmezdi. Etmezdi işte. Hak vermek lazım. Bunu niye yaptığını er ya da geç öğreneceğim ben. Oğlum dangalak dangalak konuşmayın lan. Bir adamın suçu ispat edilene kadar o adam suçsuzdur. Gidin lan. Gidin gidin. Ağzı çok bozuk lan bu herifin. Gidin gidin. Abi. Sen ne geziyorsun lan burada? İşte seni bekledim. Niye içeride beklemedin lan? Ya abi kovdum. Kovunca geri girmedim de. Vallahi biraz daha dursaydın geliyordum yanına. He. Nereye? İşte kıza gideceğim ya. Hangi kızı? Ya bu Hurşud'un sevgilisi lan. Ben de geleyim mi? Yat lan. Şu arabayı kapatayım da geleyim. Hadi lan hadi. Efendim? Hayalet, müsait misin? Tabii, müsaitim. Tabii, buyurun. Neredesin? Şey, eve doğru gidiyordum ya. Ya bir görüşmemiz lazım da gelebilir misin diyecek. Tabii, olur. Cinnah'ta bir mantıcıdayım ben. Hem gel sana mantı da ısmarlarım. Estağfurullah amirim, ben zaten bir şeyler yedim de. Tam nerede orası, o adı ne oranın? Biliyor musun burayı? Tamam, ben bulurum. İyi, tamam. Bekliyorum o zaman. Bugün için kusura bakma ya. Biraz sana ters yaptım. Sen şimdi büro amir yardımcısı olunca biraz kendine güvenin arttı galiba.
Ya onun da etkisi var. Ama bürodakilerle biraz böyle kötü olunca yani bugün işi savsakladığımı fark ettim. Ama benim kardeşim bana yine yardım etti. Sağ olsun. Neyse bir daha olmaz herhalde. Yok abi yapmam. Ya pişman oldum. Yapacağımı zannetmiyorum ama işte benim kardeşim var oğlum. Helal olsun be. Yeter ya. Ne oldu? Benim yiyeceğim yoktu ki zaten. Abi bak bana bozuksan vallahi bak bir daha yapmayacağım ya söz veriyorum. Yok abiciğim ben başka bir şey düşünüyorum şimdi. Ne oldu abi bir şey mi var? Yapabileceğim bir şey var mı? Aslı'yı düşünüyorum abi. Ne oldu kavga mı ettiniz? Aman Allah korusun bir daha kaldıramam. Ben Aslı'ya evlenme teklif edeceğim. Ne? He, uzun zamandır düşünüyorum zaten. Ne zaman? İlk fırsatta abi. İlk fırsatta. Arkandayım ben. Müfit'in adı Hurşut'muş. Sen biliyor muydun bunu? Yo. Nasıl? Müfit sahte isim miymiş? Öyleymiş vallahi. Siz bilmiyordunuz yani öyle mi? Hayır. Ama ben diplomasını gördüm onun. Sonra kimliğini de gördüm. Müfit yani. Peki sizin son zamanlarda şüphelendiğiniz bir şey oldu mu? Ya da tuhaf bir şey hissettiniz mi hiç? Bilmem. Aslında işinize yarar mı bilmiyorum ama yeni bir araba satın aldı. Bir de ev almaktan söz ediyordu. İkramiye mi ne almış? Hoşnut'un ev sahibini tanıyor muydun sen? Hiç görmedim. Ama oğlu geldi birkaç kez. He. Niye geldi? Öyle arkadaşlardı. Arada uğrardı. Hatta ev sahibi arkadaş olduğu için evi ucuza tuttuğunu anlatmıştı bana. Evet. Sabah büroya gelmeden önce şu Hoşnut'un hesaplarını bir kontrol et la. Bir araba almış bir de. Markası ne? Vallahi yemin ediyorum utanmasam bir tabaktan söyleyeceğim ya. Şahane olmuş ya. Söyle bir tane daha. Bugün benden söyle. Yok amirim ben zaten gelmeden bir şeyler yemiştim de. İşte böyle tereyağlı, salçalı, sarımsaklı görünce insanı dayanamıyor. İyi afiyet olsun. Ben çok sık geliyorum buraya ya. Evde sürekli yemek yapamayınca burası acayip imdadıma yetişiyor. Arkadaşlara da söyleyeyim ya burayı. İşte gelelim ev yemeği yemiş oluruz yani. Vallahi. Benim vallahi. Her gün kuru kuru midesi kuru insanın. Artık bu saatten sonra kurmayız da işte. Siz benimle ne konuşacaktınız? Bir saniye. Bakar mısın? Buyurun abi. İstiyor musun bir tabakta? Yok eyvallah ben tamam. O zaman bize iki tane kahve. Benimkisi orta olsun seninki. Şekerli olsun. Hemen abi. Ya da şey yap. İkisi de orta olsun çabuk çıkar ya tamam. Bir yandan da konuşalım mı? Ha şey çiçekle ilgili ne buldum ne bulmadım onu sormuştunuz siz. Şimdi açıkçası o kadar net şeyler bulamadım zaten. Bu Muzaffer'in eşiyle dostuyla biraz konuştum. Muzaffer bir süredir bir kızla görüşüyormuş. Kimmiş? İşte yani tam emin olmamakla beraber şey... yani benim kendi kanaatim Çiçek. Ha sen daha kıza ulaşamadın. Ya ulaşamadım da nefes aldığı sürece ben onu her türlü bulurum yani. Tamam. Beni de haberdar edersin değil mi Hayalet? Emredersin amirim estağfurullah. Ya şimdi bu laf buraya oldu mu? Hangi laf? Emretmedim ki ben rica ettim Hayalet. Ha tamam amirim. O olur ya ha. Sağ ol. Çok şükür. Ne yaptın kızım kendine böyle? Sabahtan beri burada bekliyorum. Kimsin sen? Korkma, korkma. Defol git evimden. Defol! Sakin ol kızım. Sakin ol. Çık git evimden dedim. Çık! Sakin ol kızım. Polis. Polis mi? İyilik de yaramıyor. Ben bir şey yapmadım. Belli.
Çık git evimden hemen. Sakin ol kızım, sakin ol. Biraz konuşmaya geldim. Ya hadi bak, bir sürü şey hazırladım senin için. Hadi. Bak, sana yardım etmeye geldim. Cinayet büroyla çalışacağımız için sizin hakkınızda biraz araştırma yaptım. Neden? Birlikte çalışacağımız için. Behzat'ı merak ediyordum daha çok ama... senin hikayen de ilgimi çekti. Niye, ne oldu ki? Bir soruşturmada adın geçiyordu. Daha doğrusu soruşturmada hepinizin adı geçiyordu da... özellikle direkt seni ilgilendiriyordu. Neymiş o? Feride. Feride diye bir kadın. Kocasını öldürmüş. He. Cinayet büro bana yardım etti demiş sonra. Ya işte böyle saçmalık mı olurmuş? Yani ağzı olan konuşuyor. Yani insanların ağzı torba değil ki, güzelim değil mi? Tabii yani insan kadının hikayesini okuyunca hak veriyor biraz. Sen de hak vermiş miydin o zaman? Kime? Feride'ye. He. Ya işte biz bununla aynı mahallede oturuyorduk. Böyle işte bizim evler yıkıldıktan sonra bu yalnız başına kaldı, yazık. Ben de o zaman biraz yardım ettim buna. Yardım falan ettim. Ondan sonra ne dedi, bu benim kocam, kocasını mı öldürmüş, bir şeyler olmuş falan filan işte. Öyle hikaye, ben oralarını tam bilmiyorum zaten. Ondan sonra da işte tanıdığım olduğu için de biraz üzüldüm ben de. Üzülmedim değil. Yalan değil. Ha. Tanımasaydın üzülmeyecek miydin ya? Ya işte karmaşık işler bu işler. Bilirsiniz yani değil mi? O değil de biz bu çiçeği nasıl bulacağız acaba? Bilmem. Bu konuda uzman olan sensin. He. Haberleşeceğiz. Haberleşeceğiz. Kızım susma. Yemesine ye de biraz da anlat. Sözünde duracaksın ama. Tamam, söz vereceğim para. Anlat. Sonra ben Emel'in kaçmasına yardım ettim. Bu Şahinler var ya, az çektirmediler kıza. Bana da bir sürü kötü şey yaptılar. Sonra Suna buldu beni, ona da anlattım her şeyi. Dur bir dakika, kafam karıştı. Yani babanın, Sabiha'nın bu kişilerle bir ilişkisi falan yok yani. Yok. Ben sadece hayat hikayemi anlattım ona. Babamın annemi öldürmesini, Sabiha'nın yurttan atılmama neden olduğunu, bir de şu Taceddin bizi nasıl tezgaha düşürdüğünü. Yani 15 yıl önce öldürülen Ahmet, Hayrettin, Turgut falan, onların hiçbirini tanımıyor. Yok, onlar kim? Kilimci'nin kör. Tövbe tövbe. O zaman Sunay'la senin ne alıp veremediğin var? Kesin babamı öldürdü. Ondan başkası yapamaz bunu. Yani bugün senin Sunay'la kavga etmenin nedeni bu muydu? Evet. Burada kalamazsın. Neden? Tehlikeli burası. Burada kalmaman lazım. Nereye gideceğim ki? Geç şöyle otur. Biz Esra ile bir karar aldık. Onun evde kalacağız. Tamam. Ama sen de bizde kalacaksın. Hı. Eşyaları topla yani. Toplamıştım zaten. Yapma ya. Bekliyordun. Ha, öyle değil. Yani savaşa giderken toplamıştım. Ha. Bu ev ne olacak? Kiraya mı vereceksin? Yok, bu ev böyle kalacak. Peki Esra oraya gelmemi istiyor mu? He. Sen?
Buyur bacım. Bacım mı? Ne bacı mı? Sen kimsin kardeş? Kardeş mi? Ne kardeşi? Tanımadın mı beni? Yo. Kimsin? İsmet değil misin sen? He. Sen kimsin? Bir bak şöyle. Ya ne bakacağım? Kimsin işte? Tanımıyorum seni. Bacı kardeşe yapmayı biliyorsun ama. Ya hasta mısın sen kadın? Git başımdan ya. Aa! Tülay! Ne haber canım? İyiyim canım. Sen nasılsın? İyi be. Tülay ne yapıyorsun ya? İyiyim Sabri. Sen ne yapıyorsun? Ne olsun işte öyle iş güç koşturuyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Ne yapıyorsun lan? Siz nereden tanıyorsunuz lan bunu? Allah Allah. Akboş sana bir şey diyeyim mi? Senin kafa iyice gidip gelmeye başladı. Ben gene rüya mı görüyorum lan yoksa? He. Niye hep ben görüyorum siz görmüyorsunuz? Çok sorunlu bir insansın ya ondandır. Bunlar daha sorunlu. Bunlara niye bir şey demiyorsun? Tabii yürü git. Oğlum sorun dediğimiz zaman bizim aramızda aklımıza kim gelir? Harun seni kim gelir? Akbaboş gelir değil mi? Şu sıfatına bakın komple sorunsun lan sen. Ne iş var la bu kadının? Niye aldım ben rüyama bunu? Çok eskilerden tanışıyoruzdur belki. Bunları ne ara tanıdın o zaman? Oğlum bu senin bilinçaltın. Sen şimdi bilinçaltında bu kadınla bizleri yan yana getirdin. Bilinçaltı böyle bir şey. Bak dedim küfür ettim. Haa dur. Sen yoksa bana tokat atan kadın mıydın? Belki. At bakayım bir tokat. Şey anlamadım lan. Ama ben oturuyordum sen ayaktaydın. Dur bir de öyle atsana bakayım. Yok kardeş. Ben yediğim tokadı bilmem mi ya? Bu o değil. O kim? Bir kadın işte. Lan şu şey mi yoksa? Fotoğraflarını parçaladın buradaki. Ha. Ah boş. Oğlum sen daha takıldığın kadını hatırlamıyorsun ki. Biz sana ne yapalım ki? Yani. Öyle deme. Belki beni böyle hayal ediyordur. Çirkin miydi yoksa kız arkadaşın? Ya kız arkadaşım falan değil ya. Öyle değil. Öyle bir şey değildi ya. Hiç yapmadınız mı? Ya bacak kadar bebeydik oğlum. Bir iki kere memesine değdi elim o kadar ya. Akbaba biz müsaadenle gidelim çünkü rüya gitgide sarıyor. En iyisi gitmek. La bir şey oldu yok oğlum oturun oturduğunuz yerde. Beni yalnız bırakmayın bu kadınla. Gelsene. Harun kalk gidelim oğlum bunlar kamyonu devirecek yürürler. Bir şey oldu yok oğlum hiçbir yere gitmek yok. Ne yapıyorsunuz lan? Ha, abi. He? Hiç sorma ya. Sen niye geldin ki abi? Niye lan? Ya abi biz Akbaba'nın yine rüyasına girdik de rüya kabusa döndü. Kabustan da sarmaya başladı. Ya bir şey olduğu yok oğlum ya. Durun iki dakika ya. Ne oğlum niye çağırdın lan o zaman beni sen rüyana? He? Benimle yalnız kalmaktan korkuyor amirim. Sen kimsin kızım? Meslekler misin? Bilmem. Ne olmamı isterse o olurum. Ya dedin ya. Ben bir istemiyorum sizden kimseden ya. Ya bu ne ya? Her gün eşek gibi çalışıyoruz, didiniyoruz. Ondan sonra bir de geliyoruz Akbaba'nın rüyasında oynuyoruz ya. Bedava oynuyoruz. Vallahi ben para istiyorum. Ekstra para verin bana. Ne oğlum ne yapıyorsun da kendi silahını kullansana. Benimkinin arpacı eğik. Sağa sıkıyorum sola gidiyor. Tamam sola sıkarsan da sağa giderim. He. Akbaba saçma sapan hareket etme. Vallahi yıpradırma. Kimsin lan sen? Tülay. Akbaba. Oğlum bir insan ol la. İndir şu silahı bak şöyle uzan bir. Bacaklarını aç üstüne arayacağım hadi. Oldu bir de istersen. Ya dengalak dengalak konuşmayın la öyle. Kapı da kilitli çıkamıyoruz dışarı. Kardeş şu kapıyı kırsana la şunla. Olmadı ateş et. Lan benim silahım var o sen de dur. Ver bakayım. Elin silahıyla gerdeğe girilmez öyle ver. Akba boş. Oğlum bu kapı kırılmaz çünkü kapı içeri açılıyor. Ben bunu ateş edeyim. En fazla onu yaparım yani. Kapı açılmaz. Gelme. Korkma. Tanıdın mı şimdi? Bunun memeleri hep pamuktan lan. Pamuk satıyorum. Almak ister misin? Git ya. Pamuk. Pamuk. Yapma. Pamuk. 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 Git! Baba! Lan! Senin... Allah'ım yarabbim ya! Oğlum ne oluyor lan? Kabus mu gördün yine? Ne gördün? Köpek mi gördün? Herif mi gördün? Ne gördün yine?
Pamuk gördüm kardeş. Pamuk mu? Elim ayağım buz kesti lan. Pamuk. Seni gördüm bu yan... Al iç şunu ya. İç onu, iç. Elim ayağım buz kesti lan. Aslında benim elim ayağım buz kesti. Yok mu bir tane de ben içeyim ya? Şimdi o yukarı ihale. Ne ihalesiymiş abi bu? La bu Hurşit'in çalıştığı şirket 60 milyon dolarlık bir ihaleye giriyormuş da Kürşat söyledi. Bu Hurşit hiç üstüne vazife olmadığı halde durmadan onu soruyormuş. O yüzden de başına bir şeyler gelmiş olabilir dedi. Kürşat aynı firmada mı çalışıyordu amirim? Bu Hurşit'in yanında devamlı dolaşıp duran bir herif olduğunu söyledi. O konuyla ilgili bilgiyi de getirecek zaten. Ne yaptın lan? Ya işte bu hesap dökümünü aldım abi. İşte baktığın zaman orada zaten görünüyor. Her ay normalde maaşı yatıyormuş. Ama 20 Mart'ta herifin hesabına 150 bin lira para yatmış. Bir de araba almış. Araba da direkt Tiko. Amirim ihaleyle ilgili olabilir. Belki rüşvet almıştır. Olabilir lan. Vallahi olabilir ya. Bilgisayarda bir şey çıkmadı mı bu adamla ilgili? Bilgi işlemden bakıyorlar ama henüz kaydeder bir sonuç çıkmadı. İyi günler, kolay gelsin. Amirim dün bahsettiğim adamın dosyası. Bu muymuş Hurşit'in yanında devamlı dolaşıp duran herif? Hurşit? Evet. Adamın adı Fethi. Şunun adresini bir kontrol et bakayım. Emredersin amirim. Fethi bir haftadır işe gelmiyormuş. Hastayım, raporu sonra getiririm gibi şeyler söylemiş. Neyi varmış? Benim ismim yazıyor amirim. Benden de mi şüpheleniyorsunuz? Yok la yok. Orada görüştüğümüz adamları yazıyoruz biz oraya. Aman amirim. Buraya geldiğim duyulmazsa sevinirim. Tamam da tamam işte duyulmaz. Bu Hurşit ikramiye aldığını söylemişler. Bilmiyorum amirim. Peki hadi aldı diyelim. Alsa ne kadar alır? Vallahi bizim şirkette çalışanlarımıza yılda iki kere ikramiye veririz. O da herkese. Yani ekstra bir durum olmaz. Verilen ikramiye de bir maaştır. Evet, tamam abi yalan söylüyor ya. Sen bize niye yardım ediyorsun lan? Amirim bir adam öldürülmüş. En nihayetinde Allah'ın verdiği canı Allah alır. Fethi'nin adresi amirim. Yürüyün lan. Amirim ben gidebilir miyim? Git. Selamun aleyküm gençler. Aleykümselam. Her yeriniz sarıldı ona göre. Bir dakika. Döneceğim ben size. Alo. Fethi. Reşat'ın eve gel. Oradan geçeriz. Tamam. 15 saniyeniz var. Uzaklaştınız, uzaklaştınız. Uzaklaşmadınız. Anladın? Anladım. Verin bakayım telefonlarınızı. Siz telefonları sonra Reşat'tan alırsınız. Bizim Reşat Bey'le özel görüşmemiz lazım. Hadi. Hadi in. Fethi gelirse dışarıda beklesin. Tamam başkan. Almıyoruz mu? Bekle. Takip et. Aslında konuşmayı pek beceremem. Benim uzmanlık alanım farklıydı. Ama bir deneyim istiyorum. Belli. İş adamı olmadığınız için epey yanlış yaparak başladınız. Düzeltiyoruz lan işte. Şimdi beni eski memduha döndüreceksiniz ha. Bak başkan, eğer ihaleyi alamazsak çok ciddi zarara gireceğiz. Sahra Holding'in müsteşarla anlaştığını biliyorum. Madem biliyorsunuz, o zaman niye ayak diriyorsunuz kardeşim? Ben de aracıyım. Patron ne diyorsa onu yapıyorum. Eyvallah. Tanırım patronunuzu. Biz her şeyin usulüne göre olmasını istiyoruz Memduh Bey. Evet. Aksi durumda ihaleye fesat karıştırmaktan dava açarım. Açtıracaksınız şimdi benim ağzıma. Madem usul erken biliyorsunuz,
Niye o zaman aramıza muhbir koyuyorsunuz? İşte bunun için diyorum işi bilmiyorsunuz diye. Artık istihbaratını kendisi sağlamayan şirket kalmadı günümüzde. Bu çok normal. Benim için normal değil. Ben yakaladım mı mıhlarım. Artık abi yok başınızda. Ben varım. Onun artıklarıyla mı uğraşacağım? Abi iki tarafı da dengelemeyi biliyordu. Siz bilmiyorsunuz. Ben denge falan bilmem. Son sözünü söyle, ona göre kararımı vereceğim. Bu konuda karar veremem. Benim bu konuda son sözü söyleme yetkim yok. Çağırın patronunuzla, ben konuşurum. Konuşmak isteyeceğini sanmam. Memduh Bey. Başkan yeterli. Başkan. Eğer böyle davranmaya devam ederseniz etrafınızdaki düşmanlarınız artar. Abi gibi olun. Herkesin gönlünü alın. Bugün yanınızda olan insanlar yarın size sırt çevirirlerse arkanızdan dedikodunuzu yaparlar sonra. Patronuna söyle. Ercüment'i karşısına almak istemez herhalde. Bizim Ercüment'le bir derdimiz yok. Tek sorun müsteşarın kendi kafasına göre hareket etmesi. Bakın, bugün bu evi yaksanız da ihaleyi kazanamayabilirsiniz. Teklifin ne kadar olduğunu böyle öğrenemezsiniz. İkna yönteminiz yanlış. Ne teklif ediyorsunuz? Eğer ihaleyi size bırakırsak müsteşar zararımızı karşılamalı. Nasıl olacak o? Başkan burada beklemenizi söyledi. Daha iyi. Bir tanıyan vardır belki içeride. Ne yapıyoruz abi? Bekliyoruz. Destek çağıralım mı? İçeri girsin. Biz de gireriz. Lan! Lan! Memnun değil mi lan o? Teslim olmasın. Kalk, kalk! Kalk! Tamam başkan. Teslim olamadık. He. Uzaktan lazer falan tuttular üzerimize amirim. Sonra da bizi gönderip eve girdiler. Silah seslerini duyunca geldik biz. Buradan bir yere ayrılmayın lan. İfadenizi alacağız sizin. Tamamdır abi. Tamam amir. Ne yaptınız lan? Vallahi bir şey yok abi. Ya abi kesin Memduh şerefsiz yaptı. Bütün binalara baktık, binalar boş. Nereye? He? Nereye? Şu Reşat'la bir konuşayım diyorum ben. Ben de geleceğim. Hayırdır, bizi neden çağırdınız? Komşular sesten şikayet etmişler. Gece arkadaşlar gelmiş, kimse kapıyı açmamış. Bir de sabah gelelim dedik. Kimse kapıyı açmadı. Komşular ısrarla evde bir kız kalıyor deyince de çilingir çağırdı. Şırıngaları görünce narkotiği arayalım dedik. Ne oldu? Bir dakika. Kimsin? Sait ben. Narkotikten. Ne oldu kardeş? Numaramı mı sildin? Ha, yok kardeş ya. Telefon bozulduydu da numaralar o arada gitmiş işte. Hayırdır ne oldu? Ha, bir adres vereceğim sana. Oraya gelsene. Burada sizinle ilgili bir şeyler var. Bizimle mi ilgili? Ne alaka ya?
Ya şu Muzaffer vardı ya, parmağı kestirerek öldürdüm. Bir eve girdik işte onun da. Fotoğrafı varmış burada, bir gel bak. Tamam, geliyorum ben, eyvallah. Ne oldu? Lan Muzaffer'le ilgili bir durum varmış, ben geliyorum. Tamam, amirime haber verirsiniz. Muzaffer kim lan? Abi Çiçek'in babası yok mu? Tamam, hadi gittim ben, görüşürüz. Gerek mi? Yok, eyvallah. İyi, hadi. Ne oldu, bizi niye çağırmışlar? Amirim, fotoğrafa baksana. Muzaffer değil mi bu? Evet amirim, o ben de cinayet büroyu aradım, geliyorlar şimdi. Kimi aradın? Hayalet'i. İyi, sen büroya git, gerisini ben hallederim. Gideyim mi? Evet, Hayalet'i ben beklerim. Başüstüne amirim, peki. Siz de gidin. Celal, gidiyoruz. Reşat Bey, adam evinize baskın yapıyor. Kapınızın önünde çatışma çıkıyor. Birisi de öldürülüyor. Siz hala evinize gelen adamları tanımadığınızı mı söylüyorsunuz? Gerçekten tanımıyorum savcanım. Zaten daha ne olduğunu anlayamamıştık. Ya Reşat Bey, şimdi biz birbirimizi tanırız değil mi? Evet. Bu Memduh'un sizin evde ne işi var? Behzat, beni tanıyorsun. Abin yanında çalışıyor. Adamın ismini bile bilmiyorum. Daha konuşmaya başlamamıştık. Silah sesleri gelince hemen çıktılar. Biz de niye geldiklerini öğrenemedik. Sen kimsin? Hı? Bahri, Reşat Bey'in arkadaşıyım. Reşat Bey'in arkadaşı? Evet. Ben de Reşat Bey gibi hiçbir şey anlamadım Behzat Bey. Biz burada oturmuş sohbet ediyorduk. Sonra bu adamlar geldi. Selamlaşmak için ayağa kalktık. Sonra dışarıdan silah sesleri geldi. Hop, bir anda dışarı çıkıverdiler. Behzat Bey. Beyine koyayım. Oturacağım sende. Zararlarını karşılarsak ihaleyi bizim desteklediğimiz firmaya bırakacaklar. Tamam o zaman, söyle onlara. Başka ihalelerde iş veririz. Ha, iyi olur abi. Yani çünkü ılımlı adamlar. Aramızda da bir tantana çıkmadı. Bak, adam öldürmeden de iş oluyormuş değil mi? Gene öldü. Ne? Fethi'yi kaybettik. Toprağı bol olsun. Nasıl halledeceksin? Ben hallederim. Bu işte bir iş var lan. Nasıl iş var? İhaleyle ilgili. Reşat da işin içinde. Abi Memduh zaten işin içindeyse bu işte zaten bir iş var demektir. He. O zaman Ercüment pisliği de vardır kesin abi. He. Amirim, Hurşit'in vurulduğu silah bulundu. Nerede bulmuşlar kızım? Eve yakın bir çöpte. Biz geliyoruz kızım. Hayalet. Başkomiserim. Ben de seni bekliyordum. Kimse yok mu ya? Olay yeri biraz evvel çıktı. Parmak izlerine baktılar, gittiler. Sait? Onu da ben gönderdim. Büroda işleri vardı. Sait şey diyordu, Muzaffer'in fotoğrafı falan diyordu. Olay yeri aldı. Çiçeğin evi miymiş burası? Olabilir. Otursana. Tamam. Behzat nerede? Niye gelmedi? Ya başka bir olay vardı. Onlar ona bakıyorlar şimdi. Ya Çiçek'in eviyse bile Çiçek ortada yok. Ama demek ki yaşıyor. O zaman kesin bulacaksın. Yani herhalde ama ya yine de bu komşulara falan bir sormak lazım tabii. Biz sorduk komşulara. Yani burada genç bir kadının yaşadığını söylediler ama Serap diye tanıtmış kendini. He. Ha. Parmak izlerinden bir şey çıkarsa haber verirler zaten. Bizim burada durmamıza gerek yok. Çıkalım mı? Çıkalım. Hadi. Ne bekliyorsun oğlum kızın başında? Bu kim dede? Çiçek. Ne çiçeği? Lale. Tövbe tövbe. Çiçek oğlum işte. Elleme kıza, uyusun. Yoksa sevgilin mi? Yok lan. Çocuk oğlum o daha. Hadi hadi, yalan söyleme bana. Onun biraz yardıma ihtiyacı var. Arkadaşı yanlış yapmış. O yanlış yapan arkadaşı benim de arkadaşım. Arkadaşın size yanlış mı yaptı? He.
O yüzden ne yapacağımı bilemiyorum. Bana da bir arkadaşım yanlış yaptı. Ne yaptı? Canan'a yan gözle baktı. Takip ettim. Tuvalette sıkıştırdım. Kafa attım. Kafa mı attın? Evet. Öğretmene söylersen bir dahakine ağzını burnunu kırarım dedim. Ne diyorsun oğlum sen kottik boyunla? Takip et dede. Kesin bir yerde sıkıştırırsın. Sonra da kafayı gömersin. Çok biliyorsun. S**t dersine çalış. Sana akıl veren de kabahat. Hem soruyorsun hem de dinlemiyorsun. Ne biçim bebesin? Git diyorum. Kime çekmiş? Ne yaptınız kızım? Amirim şu anda bir gelişme yok. Haber bekliyoruz. Neyin haberini bekliyoruz ya? Amirim silahın üzerindeki parmak izini kontrol ediyorlar. Nasıl çöpte bulundu ya? Cinel sabah her yere bakılmadı mı? He. Kim bulmuş? Söylediklerine göre bir adam bulmuş. Amirim, bu cinayet silahından seçilin parmak izi çıkmış. Sen bakmadın mı lan bu işe? Yok amirim, ben sadece dosyayı getirdim. Sen nereden geliyorsun lan? Ya bu çiçekle ilgili gelişme var abi ya. Gel şunu bırak sen onu. Senin şu gazeteci kız hala duruyor mu lan? Elif, hayırdır? Ya işte tamam, tamam. Duruyor mu? Duruyor. Güzel, güzel. Ara onu. Ben adresi bildireceğim sana. Evet, ihaleyi en düşük teklifi vermek suretiyle Zahra Aşe kazanmıştır. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Bir dahakine size de hayırlı olacak, merak etmeyin. Daha çok iş yapacağız. Umarım. Senin bir süre şehir dışında olman lazım. Ortalıkta görünme yani. Ben olayı çözünce gelirsin. Ne oldu? Hayatımın bir yalan üzerine kurulduğunu öğreniyorum. Bir adam seviyorum, adı bile sahte çıkıyor. Ben onu Müfit diye seviyorum, şimdi kalkmış bana adının Hurşut olduğunu söylüyorsunuz. Müfit mi Hurşut mu diye acaba bile doğru düzgün yaşayamazken... şimdi bana bir tuzak kurulduğunu, cinayetin benim üzerime kalacağını söylüyorsunuz. Daha ne olsun? Şimdi bütün bu süreç ihale süreciyle ilgili. Anladın mı? Hurşut'un istihbarat için orada olduğunu öğrenince onu indirdiler. Sonra ihale süreci de istedikleri gibi geçince de bir kurban lazımdı. Onu da Hurşut'un sevgilisi olarak ilan ettiler. Bütün suçu Hurşut'un sevgilisine attılar. Peki bunu ispatlayabilir miyiz? İspatlarız tabii. İspatlarız. Tamam. Başka bir şey var mı? Ya işte haber haber diyordun. Al sana haber. Yaz bunları. Bu şerefsizler olduğu sürece bizden bir yol olmaz. Yok, o son söylediğinizi yazamam ama. Sen öncekileri yaz da sonrakilere bakarız. Tamamdır o zaman, ben şimdi kaçıyorum. Bir an önce başyazarla görüşmem gerekiyor. Sonra tekrar haberleşiriz, tamam mı? Tamam, iyi olur. İyi geceler. İyi geceler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yazar mı sence abi? Yazarla yazar, Elif yazar. Yazar mı diyeyim? Bakacağız, göreceğiz kardeş. Nereye, eve mi gidiyor? Eve gidiyorum ha. İyi, iyi geceler. Biz de gidelim oğlum. Ha. Hadi gidelim. Ay, burada güzel yer. Ağzını ayırma lan. Hadi. Ne yapıyorsun burada?
Seni takip ediyordum. Beni neden takip ediyorsun abi? Çiçek'le konuştum. Ne anlattı? Her şeyi. Yurttan nasıl kaçtığını, adını değiştirdiğini, Emel'i, seni. Yanlış yapıyorsun abi. Asıl sen yanlış yapıyorsun Suna. Muzaffer'le Sabiha'yı sen mi öldürdün? Ben yanlış yapmıyorum abi. Suna. Kendini kelepçeli abi şuraya. Suna. Suna kendine gel. Abi kelepçeli. Bu haberi basamayız Elif. Neden? Basamayız işte. Ne demek basamayız işte? Cesaret edemiyorsunuz değil mi? Elif, haddini aşıyorsun. Bir haber getirmişsin, kaynağın muğlak, doğruluğu şüpheli. Basamayız işte. Muğlak mı? İki kişi öldü. Bu ihale yüzünden iki insan öldürüldü diyorum size. Orada konuşan cinayet büro başkomiseri. Ama siz sadece cesaret edemiyorsunuz. Elif, bu haberi basamayız. Sen git, üçüncü sayfa haberlerine devam et. Gerisine de karışma. Oo, hoş geldin. Neredesin başkomiser? Götümüz dondu seni beklerken. Hayırdır? Sen seçiyor tuzak kurmuşsun. Sırıtma lan. Sırıtma. O kadına dokunmayacağım. Kız katilmiş. Hakkında o kadar delil toplamışsınız. Niye yakalamıyorsun kızı? Sen de ben de onun katil olmadığını biliyoruz. Bana bak. Şu ana kadar muhatap olduğum tek başkomiser sensin. Kabağın bu tip insanların başına patlaması benim de işime gelmiyor. Sen olayı deşme, ben de kadına dokunmayayım. Tekin, bize ihanet mi ettin? Siz? Siz kimsiniz? Belki de doğru yolda olan oydu. Siz ihanet ettiniz. Size mi çalışıyordu lan? Yok, devlete çalışıyordu. Savcıyla evleniyormuşsun. Tebrik ederim. Bu zamanda yapılacak en iyi şeyi yapıyorsun. Sen nereden biliyorsun lan? Ha? Sen niye beni takip ediyorsun? Attığım her adımı izliyorsun. Niye lan? Ercüment mi istiyor? Yok. Alakası yok. Niye lan o zaman? Bir gün öğrenirsin Behzat. Bilmediğin çok şey var. Ben bile senin hakkında öğrendiğim şeylere şaşırıyorum. Zorlama. Zamanı gelince öğrenirsin. Alo. Kızı aklayın. Seçil'in bir suçu yok. Neymiş lan o benim hakkımda bilip de şaşırdığın şey? Kim bilir? Belki bir gün söylerler. Ama bunu açıklamak bana düşmez. Seçil'e dokunmamı istemiyorsan bu olayın üstüne gitmezsin. Suya dokunmadın. Soğuk.